Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Akkuşla İlçe Başkanı Mehmet Aslan ve Amcaoğlu, AK Partili Belediye Başkanı Ayhan Arslan arasındaki tartışma sürüyor. Dün Ayhan Arslan bir açıklama yapmıştı. CHP İlçe Başkanı ve aynı zamanda amcasının oğlu olan Mehmet Arslan arasındaki tartışma ile ilgili CHP Milletvekili Çetin Arık ve Mehmet Arslan'a tepki göstermişti ve çarpıtıldığını konularını iddia etmişti. Yine Mehmet Arslan'a işgal ettiği devlet arazisine ecri misil ödediği için mülkü olduğunu söylemesinde evlere şenlik bir durum olduğunu belirterek bu konuda tepkisini göstermişti. Önce bir hatırlayalım. Evlere şenlik bir durumdur. Sayın Arık, araştırmadan konuşma. Utanırsın sonra zira. 1. Arazi ilçemiz orta mahallede kain 270 ada bir parselde kayıtlı 28.452 metrekare yüzölçümlüdür. 01.05.2018 tarihinde CHP ilçe başkanı Mehmet Arslan tarafından işgal edilmiştir. 2. İlçe başkanınız tarafından işgal edilen arazinin satışı için Milli Emlak Müdürlüğü'ne yapılan başvuru yasal şartları taşımadığından reddedilmiştir. 3. 17.07.2019 tarihli taşınmaz tespit tutanağında bahsedildiği gibi ilçe başkanınız 22.500 metrekare alanı ağaçlandırma, 52 metrekare alanı kullanıma müsait olmayan bir yapı ile 59 metrekaresinde eşya bulundurmak suretiyle tecavüzde bulunmuştur. 4. 2019 yılında Akkışla Belediyesi tarafından Milli Emlak Müdürlüğü'ne ağaçlandırma amacıyla başvurulmuş, yapılan değerlendirme sonrası kamu menfaati gereği mezkur arazinin belediyemize planlanması gerçekleştirilmiştir. 5. Bu süreçte ilçe başkanınız hakkında kaçak kullanım ve tecavüz nedeni ile yasa ve yönetmelik çerçevesinde ceza tutanağı düzenlenmiştir. 6. Yani ilçe başkanınızın ödemesi gereken ama ödemeyip yapılandırmaya gittiği sonra icra takibi başlatılan bedel ecri misil, yani kaçak kullanım bedeli olup kira bedeli değildir. 7. Evet, Belediye Başkanı Akkuş'la Belediye Başkanı Ayhan Arslan'ın açıklamalarını dün de ekranlara getirdik, bugün de ekranlara getirdik sevgili seyirciler. Peki CHP ilçe başkanı, aynı zamanda amcasının oğlu belediye başkanının, Mehmet Arslan ne söyledi? O da basın toplantısı düzenledi. Düzenlediği basın toplantısında Ayhan Arslan belediye başkanı olunca başıma gelmedik kalmadı ifadelerini kullandı. AKP'den aday oldu ve aramızda bir gerginlik süreci başladı. Belediye başkanı olunca başıma gelmedik işler kalmadı. Size önce dün sosyal medya üzerinden Sayın Milletvekilime ve şahsıma ve partime asılsız yere yaptığı, attığı iftiraları dinletmek istiyorum. Bunun akabinde size bu yalanları tek tek belgeyle 5 yılında yapmış olduğum bir ahırım var. Bu arazinin tamamı 44 dönüm devlet hazinesi ama kendi yerim tapulu. Ana yoldan kendi ahırıma gidebilmem için elbette ki hazine arazisinden geçmem lazım. Başka ahırıma ulaşabileceğim bir yol yok. Bu yolu da 2008 yılından belli kullanmaktayım. 2008 yılından belli ecri misilini ödemek istiyorum. Kullandım ve satışını talep ediyorum diye satış talebinde bulundum. Biz belediyeden, kaymakamlıktan, milli emlaktan bir herhangi bir bilgi beklerken, orayı boşalt ya da otur diye bilgi beklerken, hiçbir şekilde haberim olmadan 25 Şubat 2021 günü ahırımdaki çobanın beni arayarak, abi tel örgülerimi yıkıyorlar, evimizi yıkacaklar, içimde çocuklarım var demesi üzerine haberim oldu. Şimdi bunu da akşam çıkardım. Bu göstereceğim AK Parti Belediye Başkanı'nın seçimi kazandığında köye yapmış olduğu evin haritası. Kendi evi. Bu haritanın içerisindeki sarı kalemle çizdiğim yer hazinenin mülkü. Hazinenin mülkü. Burası çok önemli. Bu arazide tel örgüyle çevrili. İçerisine affedersiniz fare girmez. O şekilde tel örgüyle çevrili ve burayı kullanmaktadır. Şimdi bahsediyor ya Sayın Milletvekilime. Şimdi kim vatan haini? Kim devletin hazinesini kullanıyor? Kim devletin hazinesine tecavüz ediyor? Bunu açıklasın. Tarafıma, şahsıma, milletvekilime, partime,
yapılan hakaretleri kabul etmiyorum. Şiddetle kınıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın diyorum.